7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Yaz. Yaz dur dinle beni bir yaz. Yaz. Yaz dur ne yapıyorsun tamam? Gelmiyorum. Tamam gelmiyorum. Özür dilerim. Murat. Murat damat ne demek? Yaz'la senin aranda ne var? Yaz'la benim aramda sen varsın. Kardeşim dediğim sen. Neler bunlar ya? Gelmediler mi? Ay anahtarım var benim ya. Ey Allah. Aa Yaz. Abla para. Ha para. Al abi. Para üstü. Ben alayım para üstünü. Allah'ım ya. Teyzeciğim ne oluyor ya? Ne bu halin? Ha, Neriman Hanım'ın söylediklerini duydun değil mi? Teyzeciğim lütfen çıkar mısın? Ne oluyor ya? Korkutma beni. Bak. Kalbini kırmak istemiyorum. Seni üzmek istemiyorum. Lütfen çık. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Niye ya? Ne oluyor? Teyzeciğim çıkar mısın? Hadi. Tamam ama bak neye sinirlendiysen sakin ol tamam mı? Senin haberin var mıydı bundan? Sence haberim varmış gibi tepki verdim mi? Ayrıca ben anlamadım yani. Evliler mi, evlenecekler mi, ne yapacaklar? Zaten benim kendi derdim bana yeter şu an. Ne? Kemal'cim farkında mısın bilmiyorum ama Yaz bizi öğrendi. Ve ben ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Asıl ben ne diyeceğim onu bilmiyorum. Kemal Bey nereye gidiyoruz? Esat beni eve bırakır mısın? Ne eve Aslı bir fikir ver konuşalım. Kemal'cim sana verebilecek bir fikrim maalesef yok şu an. Ben biraz eve gidip yalnız başıma kalmak istiyorum. Hatta en iyisi ben burada ineyim siz devam edin. Aslı nereye gidiyorsun? Tamam devam et. Belli ki yalnız kalmak istiyor. Oh, şu bant olayından bir kurtulamadım Fadime ya. Of of aman. Ablacığım hoş geldiniz. Hoş mu bulduk bilmiyorum.
Gülbeyaz nerede? Vallahi geldi, çıktı, odasına kapattı kendi. Ben de anlamadım ki ne oldu? Ne olacak ya? Biz kafeye gittik bir şeyler içelim diye. Bu yazın arkadaşı Aslı var ya, evet. Onu Kemal'le el ele gördük. Onlar orada oturuyor, biz burada oturuyoruz. Öteki masaya da damat Murat başka bir kızla mı? Aa, bir dakika, nasıl bizim Murat, damat Murat? Bizim Murat'tan başka damat var mı? Ay ablacığım, ben ne bileyim, ben şaşkınlıktan ne dediğimi biliyor muyum acaba sonra? Neriman teyzenin dediklerini ablam Gülbeyaz'a dedi. Sonra bu bir delirdi. Bir bozuldu. Biz de anlamadık ne oldu yani. Ben hazırım. Hadi gidelim Rize'ye. Kız aa, ne Rize'si ya? Delirdin iyice, sen de bakar mısın? Bir tek kendini düşünüyorsun. Bana ne ya? Ben artık kendimi düşünüyorum sadece. Herkes kendini düşünsün. Daha önce çok düşünüyordun yani. Kocandan mı düşünmeye diyorsun Gülbeyaz? Sema abla, kocan kocan deyip durma. Niye anlamıyorsun diye bak, benim kocam. Aa, sen bir çeneni kapatır mısın? Bir aklını başına topla ya. Şu kadını nasıl üzüyorsun? Sen iyice asi bir genç kız oldun, çıktın başımıza ya. Şu kadını birazcık dinle sen. Bu da ana be, ana bu. Şunları ver bakayım, çık Rize'mize diyor bana. Gülbeyaz, senin kocan. İstemedim. Önemli değil. Zaten herkes gitmişti. İyi misin? Bak ne oldu bilmiyorum ama her ne olduysa seni ne kadar ilgilendi farkındayım. Anlatmak istersen dinlerim. Galiba özel bir şey. İş ilgili olsa söylemek zorundasın derdim. Ama seni rahatlatacaksa... Hepsi yazla ilgili. Sana geldiğim gece fark etmiştim. Senin İlhan Periyaz. Ama o peri Kemal'i seviyor değil mi? Nereden anladın? Her kızın başına gelir. Ama ben seni anladım, tanıdım. Amerika'dayken tanıdım hatta. Senin şarkıların, sözlerinden, bestelerinden. Ben senin duygununun peşinde geldim Murat. Ama bazı kızlar böyle yapamıyor. Çünkü aklı başkasından olduğundan görmüyor, duymuyor. Yavaş. Gülbeyaz. Efendim? Ben sana bin kere memlekete gidelim dedim. 40 tane dolap çevirdin, gelmedin. Şimdi gidelim diyorsun. Sen neden kaçıyorsun Gülbeyaz? Anneciğim, ben neyden kaçacağım? Düğün için diyorum işte. Peki kaynanandan damadın haberi var mı? Biz bir önden gidelim. Ben sonra onlara söylerim. Gülbeyaz. Bence sen Kemal'le Aslı'nın sevgili olduğunu öğrenince biraz tuhaflaştın gibi geldi bana. Aa, yok be ablacığım ya.
Gülbeyaz şeye bozuldu, Aslı'ya. Biliyorsun Aslı onun en yakın arkadaşı. Kız da bir yalan söyleyince. Bizim Gülbeyaz da biliyorsun, doğrucu da buttur. O yüzden yani. Ama aslında abla ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bu yalanlar beklenmedik anlarda ortaya çıktığında o kadar yakıcı ve yıkıcı oluyorlar ki. Tabii bir de en yakınından geldi mi bu, darbe derim ben buna. Başka bir şey demem. İnsanı perişan eder, mahveder. O yüzden ne yapmak lazım biliyor musun ablacığım? Böyle bir karar vermeden önce, bir şeyleri söylemeden önce şöyle oturup iyice bir düşünüp taşımak gerekir diye düşünüyorum. Öyle değil mi Gülbeyazcığım, canım teyzem? Öyle ölmem Füze abla. Ben ne diyorum biliyor musun? Ablacığım söyle. Çok boş konuşuyorsun be. Ablam ilk defa doğru bir laf etti bence. Taş yakından geldi mi, yakar adam ya. Bravo Çak. Akıllandım. Bravo. Çok güzel. Bahçe çıkıyorum. Size afiyet olsun. Abla ben bir şey mi dedim ya? Benim canım sıkıldı. Bu kız bir şeye üzülüyor. Tamam. Toplasan da şuraları. Benim de canım sıkıldı. Bu ada yüz vermeye gelmez. Tipsiz. Ay. Kıyamam ben size. Ne oldu sizin yapraklarınıza böyle? Yoksa size de mi bana söyledikleri gibi yalan söylediler? Kendimi kuruyup dalından düşecek bir yaprak gibi hissediyorum. Ya biri de değil. Hepsi birden yalan söylemiş bana. Gözümün içine baka baka kandırmışlar beni. Niye söylemediler ya gerçeği? Gerçi söyleseler ne yapardım acaba? Belki de Kemal'e bu kadar çok tutulmazdım. Ben yine de sana tutulurdum. Ne işin var senin burada ya? Kendimi açıklamaya geldim, izin verir misin? Kendini mi açıklayacaksın? İstemiyorum ben açıklama falan. Ben anlayacağımı anladım. Lütfen bahçemi terk eder misin? Bak lütfen. Sizi dinlemek istemiyorum. Yaz lütfen rica ediyorum. Bak ben yalan söylemedim. Beni suçluyorsun boşuna. Sen mi yalan söylemiyorsun? Tamam anladım. Sen yalan söylemiyorsun. O zaman bana niye gerçekleri anlatmadın? Ya sen o gece bana aileni anlattın, çocukluğunu anlattın, her şeyini anlattın. Aslı'yı niye anlatmadın? Üstümdeki pijamalar bile onunmuş. Niye sakladın Aslı'yı? Çünkü sıradan bir şeydi Yaz. Üniversite yıllarında yaşadığımız bir şeydi. Öyle önemli bir şey değildi. Sana anlatma gereği duymadım. Sıradan. Tamam. Senin için sıradan olan şeyler başkaları için sıradan olmayabilir. Böyle yaparak sadece bana değil Aslı'ya da haksızlık etmiş oluyorsun. Sen bana haksızlık ediyorsun şu an. Damat geldi. İyi akşamlar Emine anne. İyi akşamlar damat. Bir şey ben Yaz'la bir şey konuşacaktım ama Yaz burada mı? Nerede acaba? Bahçede. Geç konuş. Konuşmadan önce ben senden bir iki bir şey konuşmak istiyorum. Kalk bakayım sen şuraya. Gel çocuğum. Gel yanıma otur. Gel. Geldim. Murat'cığım şimdi siz Gülbeyaz'la ne konuştunuz? Hiç. Nasıl hiç ya? Sen onun arkasından koştun gittin. Bir şeyler konuştunuz. Sonra bu kız eve geldi. Valizi, pılısını, pırtısını topladı. Hadi anne Rize'ye gidiyoruz diyor. Niye yani? Rize'ye. Şimdi evet. Mi Rize'ye? Evet. Düğünü konuşmadınız mı? Aslında... Konuştuk, konuştuk ama şey demedik hani böyle çok acele etmeyelim dedik ya. Ay yok olmaz. Hani artık olmaz. Nasıl acele etmeyelim ya? Bir an önce bu işi bitirelim öyle değil mi Sema? Öyle ablam. Bir an önce karar verin artık. Ne olacaksa olsun bu düğünü bir yapalım. Biz bir gidelim bakalım. Orada yapacağımız bir sürü şey var. Kaç kişi geliyorsunuz? Ne yapıyoruz? Nerede kalacaksınız? Bunların hepsi bir iş değil mi yani? Tabii tabii çok haklısınız Emine anneciğim ama o kadar teferruata gerek yok. Tabii siz nasıl isterseniz. Sen kimin kızıyla evleniyorsun? Sizin.
Emine Yıldırım'ın kızıyla evleniyorsun değil mi canım benim? Eh yani sen bizi biraz hafife aldın galiba. Bizim de kendimize göre bir anımız, şanımız vardır yani. Emine Yıldırım'ın ailesi yani, onun kızı. Anladın mı? Yaz, bak Aslı ile olanlar sandığın kadar büyük bir şey değildi. Öyle mi? Diyelim ki benim sandığım kadar büyük bir şey olmadı. O zaman o fotoğraf albümü niye hala o çekmecedeydi? Niye oradaydı da bana göstermedin? Sen bana inanmak istemiyorsun bence, biliyor musun? Alakası bile yok da şimdi yani. Ne işi vardı ya onun? Hadi diyelim ki orada biz bütün gece bakmadık mı o fotoğraf albümlerine? Niye onu gizledin benden, göstermedin? Bilmediğim şeyi nasıl göstereyim? Bilmiyordum orada olduğunu. Belli ki Aslı koymuş, unutmuş gitmiş. Ha, Aslı koymuş. Bak. Demek ki bazıları unutmamış. Bazıları için bitmiş gitmiş değilmiş. Sen busun biliyor musun Kemal? Hayatını aldığın insanlara olan ilgini kaybedince onların duyguları da anlamsızlaşıyor senin için. En büyük sorunun bu senin. Sonra da öyle önceden yaşanmış, geçmiş bir şeydi deyip geçiyorsun. Haksızlık ediyorsun bak bana. Ben mi haksızlık ediyorum? Kemal Bey gider misiniz? Yemin ediyorum bak, bir de ben suçlu oldum ya. Lütfen. İki saniyede Kemal Bey, öyle Kemal mi? Kemal Bey, çünkü aramızda bir mesafe var artık. Hadi gidin. Bir dinler misin? İki saniye bak, lütfen senin elinde bak. Yeter ama artık senin ettiğine. Hadi. Hadi git. Ne yapıyorsun? Saçmalama. Bırak şunu. Ne yapıyorsun? Hadi git. O bahanelerini de, yalanlarını da, açıklamalarını da al git. Hiçbirini dinlemek istemiyorum. Lan bak ya, saçmalık. Gerçekten saçmalıyorsun. Bana bak, annemi çağırırım. Eğer ki o gelirse su sıkmaz, haberin olsun. Hadi git. Anne. Sen delisin. Anne. Sen delisin. Sen normal. Anne. Sen normal bir... Anne. Bak şimdi, bir an önce karar verin. Bu işin davetiyesi var, yemeği var. Öyle değil mi Sema? Hem de 7 çeşit. Bunun etlisi ayrı, tatlısı ayrı, sütlüsü ayrı. Var da var. Çorbası ayrı. Yani bir sürü yapılacak şey var. Bizde ikram bitmez. Tamam Emine anneciğim. Hepsini hallederiz, hiç sorun yok. Önce benim bir Yaz'la konuşmam lazım. İzninizle bir Yaz'la konuşayım. Ondan sonra hepsini hallederiz. Biz aramızda yaparız hepsini. Tamam, hadi bir an önce halledin artık şunu. Yaz. Hayda, biri bacadan biri kapıdan, ne var Murat? Sen niye geldin ya? Yaz, ben özür dilemeye geldim, özür dilerim. Reddedildi, gider misin? Senden bunu saklamak istemezdim ama lütfen kendini benim yerime koyar mısın? Ben nasıl söyleyebilirdim ki bunu sana, nasıl söyleyeyim? Ben sorduğumda söyleyebilirdim, biliyor musun? Söylemek istedim ama yapamadım. Yani Kemal senin gözünü o kadar kör etmişti ki yanlış anlaşılmaktan korktu. Ya niye söylemedin? Niye? Belki de o zaman ben kendimi bu kadar çok kaptırmazdım. Belki de gözüm bu kadar çok kararmazdı. Gerçekten ona bu kadar kapıldın mı yani? Gözün hiçbir şeyi görmeyecek kadar aşık mısın Kemal'e? Yani eğer ki ben sana bazı şeyleri daha önceden söylemiş olsaydım bir şeyler değişir miydi? Belki de. Bu nasıl bir belki de? Böyle bir belki de. Gider misin ya? Allah Allah ya. Hale bak. Benden özür dilemeyeyim geldi. Sorgu meleğimi kesildi. Başıma belli değil. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne olmuş bunlara böyle? Aşk olmuş ablam, aşk. Birbirlerine sırılsıklama aşık olmuşlar. Murat! Murat! Sen beni görünce geri mi döndün Murat? Öyle mi olduk şimdi? Ha? Yaz'a mı gittin sen? Belli ki sen de gitmişsin.
Neyi olarak Murat? Murat, Allah aşkına benimle lütfen bir konuşur musun? Anlatır mısın bana? Bana bugün de senin yüzünden dedin. Senin Yaz'la aranda ne var Murat? Lütfen söyle, ben neye engelim lütfen? Aşk. Karşılıksız olsa da, tek taraflı olsa da Yaz'la benim aramda aşk var. Eğer sen olmamış olsaydın belki tek taraflı da olmazdı, anladın mı? Yaz'ın sana olan hayranlığı olmamış olsaydı. Benim suçum mu bu? Benim suçum mu Murat? Ne yapmışım oğlum ben? Seni tanımıyormuşum gibi davranıyorsun. Bak, ben olmasam sen bir halt yemezsin, bunu biliyorsun. Bu sefer başkaydı. İlk defa başkaydı. Ben ona ilgi gösterdikten sonra mı sen ona aşık olduğunu anladın Murat? Çıkıp konuşsaydın o zaman, niye konuşamadın? Sana yıllardır diyorum şu duygularını belli et diye. Niye demiyorsun? Bak, içinde tutuyorsun işte. Ama yok, Murat bir emir söyleyemez. Neden? Çünkü gururuna yenilir, değil mi? Ne gururu oğlum, ha? Ne gururundan bahsediyorsun sen? Hangi gurur? Gurur mu kaldı? Murat! Ne o zaman peki? Ne olduğunu söyle bana, ne? Murat! Bu şair havaları ne? Onu söyle bana. Dur, saçmalama. Bana söyle, ne bu havaları? Ne alakası var oğlum şair havaları? Ha? Sen duygularını kağıtlara saklayacak kadar yüreksiz bir adamsın. Asıl yüreksiz sensin lan. Senin hiç kendi kendine yazdığın bir şarkı var mı? Bir sözün var mı? Heh, bir sesin var mı? Kimsin oğlum sen? Eğer ben o duygularımı kağıtların arkasında saklamamış olsaydım sen bir hiçtin oğlum. Hiçtin. Ne diyorsun sen ya? Kendine gel. Bırak kusun içindekileri, kus. Onu ilk gördüğüm günden beri aşığım ben. Sen onu işten kovduğunda ben senin niye karşında durdum? Bir düşün bakalım. Sen ona zarar verecek bir şeyler yaptığında ben senin niye karşında durdum acaba? Hiç düşündün mü? Onu kendi ellerimle senin önüne attım. Lanet olsun, tamam mı? Lanet olsun ona, o şarkıyı kaydettiğim güne lanet olsun. Onu kendi ellerimle senin önüne attım ya ben. Senin önüne attım. Sen de bunu öyle güzel kullandın ki şimdi bunları aşk zannediyorsun. Sen aşk ne demek biliyor musun ya? Aşk ne biliyor musun? Aşk bu kızın senin için yaptıkları. Aşk benim Yaz için feda ettiklerim, aşk. Neyi feda ettin? Hı? Neyi feda ettin Murat? Şöhretinden mi oldun? Parandan mı oldun? Şarkılarından mı vazgeçtin? Neyi feda ettin sen? Neyi feda ettim öyle mi? Seni feda ettim kardeşim. Kardeşliğimizi feda ettim. Yaz için her şeyden vazgeçerim ben. Geçmişimden, geleceğimden. Hatta kendimden bile vazgeçerim. Son birkaç ay zor geçti. Canın sağ olsun. Sevgim değil, sabrım tükendi. Canın sağ olsun. Biliyordun belki söyleyemedin. Eyvallah. Gitmek istedin de gidemedin. Sen onun peşinden gitmeyeceksin. Seni bıyık altında bırakamam. Mutlu olmaktan alık koyamam. Yalnızlık bana zor değil ama alışmışım ben bu kavgaya. Bundan geceleri uyuyamam. Yastığımda kokun olmadan. Sormayın halimi, hatırımı. Veda edin ben kaybolmadan. Gitsem buralardan, arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma, sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Gitsem buralardan, arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma, sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Vay vay vay. Sema'ya bakın hele. Bana haber vermeden, uyandırmadan kahvaltı sofraları falan hazırlıyor. Dünyanın... Günaydın teyze. Annem uyandı mı? Uyandır hadi uyanmadıysa. Ay iyi saat olsunlar. Allah'ım, gerçekten dünyanın sonu mu geliyor acaba? Aa! Yaz, sen ne yapmışsın böyle? İçimden geldi diyorum teyze ya. Şurayı koydum ben.
Günaydın. Günaydın Sema'cığım. Hayırdır, beni kaldırmadan kahvaltı hazırlamışsın Fadime? Ay sana bir şey söyleyeceğim, inanmazsın. Ben değil, Yaz hazırlamış bunları. Yaz. Günaydın Sema abla. Günaydın Bali. Annem uyandı mı? Hadi uyandı da kahvaltıdan sonra da şu örtüleri ört koltukların üstüne. Teyze sen de Resul'ü ara. Aa, ben niye arıyorum canım Resul'ü? Ne demek niye arıyorum? Ara da işte kahvaltıdan sonra çıkalım yola bir ara. Bunlara bak. Ne yolu bu böyle? Rize yolu. Ben hazır ederim da Gülbeyaz bir ablama mı sorsaydık önce? Ay yok canım ya, ne soracağız ablama? Sen bakma bunun şuuru yerinde değil. Geri gelince o vazgeçer zaten. Sen git ablama de ki kahvaltı hazır falan filan de çağır. Hadi git git. Bana bak. Ne oluyor Rize falan? Vallahi bir anda kendimizi Rize'de buluruz ha. Bak ben hayatımın fırsatını ilk kez yakalamışım. Böyle kariyer hedeflerim, planlarım, fırsatlarım ayağıma serilmiş. Başlayacağım şimdi senin Rize'ne. Ne diyorsun ya? Ne fırsatı ne planı? Sabah sabah bağırma bana. Allah Allah. Günaydın. Ablam günaydın. Günaydın annem, günaydın. Oh. Şişt, şişt, tamam mı? Tamam. Sakız, sakız. Domatesi versene. Ablacığım domates. Hayır zaten çay kahvem var da ferahlatıcı içeceğim bitmiş onu. Günaydın. Kahveni getireyim değil mi? Aslı bunlar Sinan'ın değil mi? Ne diyorsun Defne? Ne var bu disklerin içinde? Bilmiyorum. Ne varsa var. İlgilenmiyorum açıkçası. Ertunç. Al şunu. Ara Sinan'ı gelip alsın. Gelemiyorsa da sen götür. Tamamdır ama numarası bende yok. Tamam atıyorum ben sana. Bir dakika ya, bir dakika. Belki de onların içinde kanıtlar var. Yazın klibi. Sen söyledim yap. Peki aslanım. Defne. Yaz artık yok. Hatta yakında Kiyen Müzik diye bir şey de kalmayacak. Pardon? Alice, hoş geldiniz. Kemal'le mi görüşecektiniz? Olur. O da olur Murat'la. Tabii buyurun, odasına geçelim. Ya ne oluyor ya? Ne demek Yaz yok, Kiyen Müzik yok? Başa mı döndük yine? Kim bu Yaz babasını? Efendim Defne'cim? Yaz. Şimdi Aslı geldi, bir daha Yaz yok falan diyor. Na öyle mi, öyle mi? Sevinmiştir. Yo, aksine bayağı kötü görünüyordu. Hatta şu an Kemal geldi, o da bayağı perişan. Ne oluyor bunlara? Çok şaşırdım ya, ne olmuş olabilir acaba? Düşüneyim mi? Hatırladım. Üçü de geçmişin altında kalmış olabilirler mi? Üçü de böyle ezilmiş olabilirler mi yalanlar içerisinde falan? Üçü mü? Murat da mı? Tabii. Ya hiçbir şey anlamıyorum. Neyse Defne'cim daha sonra konuşalım bunları. Bak ben çok güzel bir kahvaltı yapmaya çalışıyorum burada. Keyfim yerinde, keyfimi hiç kaçırmak istemiyorum onlar yüzünden. Böyle midem bulanıyor artık anladın mı? Yalanları yüzünden kirletmeyeyim şu sofrayı. Hadi görüşürüz canım. Aa. Masayı kirletmek istemiyorum falan. Ne oluyor ya? Yaz Allah aşkına şu hallere bak ne celalleniyorsun. Biraz yüksekten uçmuyor musun? Yani sonuçta bir tanesi senin arkadaşın. Diğeri patronun. Öteki de kocan. Yani abla Allah aşkına ya. Yalan mı söylüyorum şimdi? Ablacığım bu ne yapsın bu evlendikten sonra artık gitsin kocasının evinde falan mı yaşasın ya? Yani bu şekilde olmaz. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sonuçta. Hadi mi? Ablam. Sen çok boş konuşuyorsun be. Evli kadın zaten kocasıyla oturur. Ne diyorsun sen ben anlamıyorum ki. Ablacığım çok haklısın. Ben bazen öyle konuşuyorum. Ama bu şekilde olmaz yani ben şey yapayım. Bak çaylar çok soğudu çay tazeleyeyim ben abla. Tazele tabii tazele. Benimkini de tazele diyeceğim ama sen ya demli koyarsın ya açık. Onu da beceremez. Sus! Sus! Şşşt! Bana bak. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Benim kocamın evi yok. Anlamıyor musun sen? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Benim kocam da yok. Niye anlamıyorsun sen? Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Ko-
şey koy bana. Orta olsun. Güzel, düzgün koy. Birazcık çalışsın. Sabahtan beri oturuyor. Anne her şeyi ben hazırladım ya. Ablacığım hayatında ilk defa kahvaltı hazırladın konuşuyor. Bir susun be. Bir susun. Ya onunla didişiyorsun ya bununla didişiyorsun. Fadime sen ne biçim kız oldun be? Ablacığım ben ne yedim şimdi ya? Sen çok şey yediysin. Sus. Başım bu kadar oldu be. Her gün evde dır 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 dır. Belki de kem yüzek yok ne demek? Alice, yanlış anladınız ben. Hayır, ben yanlış anlamadım. Siz profesyonellikten bayağı uzaksınız. Çünkü duygularınızı içine karıştırıyorsunuz. Bu şekilde nasıl çalışacağız? Tamam, şu an sizin açınızdan bakınca haklısınız. Ama siz bizim en kaotik ve en kötü dönemimize denk geldiniz. Normalde Kiyan Müzik çok profesyonel bir şirkettir Alice. Profesyonel mi? Evet. Arkadaşlar ben şu an bunu konuşmak istemiyorum. Ay çok pardon. Tabii ki konuşmak istemiyorsun. Aşk krizinin içindesin çünkü. En nefret ettiğim şey. Ve beni bu krizinin içini karıştırıyorsun. Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Lütfen bu problemi çözün ve bana güzel haberler gelin. Ben sevmiyorum işe karışan duyguları. Of, bir bu kriz eksikti. Tam oldu. Murat. İyi misin? İyiyim demeyi çok isterdim Alice ama sanırım pek iyi değilim biz. Sonra konuşalım bizim için daha iyi olur. Tamam. Ama seninle ilgili çok planlarım var. Lütfen bu saçma karmaşa bitince. Hadi gel tamam mı? Murat, Murat, Murat. Bana hemen neler olduğunu anlatır mısın? Ya Defne boş versene ya. Ya ne Defne ya? Beni hiç alakadar etmiyor. Anlatacaksın yürü. Gel oturalım şöyle. Of Defne. Bu nedir ya? Öğrenmek istiyorum. Sizi mi öğrenmişler? Yaz Aslı ile Kemal'i öğrendi. Anlamadım yani. Ne alaka? Şunu bir doğru dürüst anlatır mısın ya? Aslı, Kemal ne? Gerçi zaten artık herkes her şeyi öğrendi. Saklamanın bir manası kalmadı. Yaz Aslı ile Kemal'in eskiden sevgili olduğunu öğrendi. Yok artık. Ha Yaz o yüzden bana öyle dedi az önce. Bir dakika. Yaz mı burada? Ha yok yok. Telefonla konuştuk. Sen bu konunun neresindesin? Çok güzel soru. Ben bu konunun neresindeyim? Ben bu konunun kenarındayım aslında. Bütün bu olanları bilip Yaz'a söylemediğim için suçlu durumuna düştüm. Of be. İşte birilerinin sırlarını öğrenince öyle kötü oluyor. Ben de bu bildiklerimin altında ezileceğim de bakalım ne zaman. Merak etme ezilmezsin artık. Herkes her şeyi öğrendi az önce söylediğim gibi. Hatta benim Yaz'a olan aşkım bile. Sen Yaz'a mı aşıksın? Bağırmasan mı acaba? Ne diyorsun Defne? Ha? Sen Yaz'a aşık mısın? Yaz'a karşı duygularını sorguluyorsun değil mi? Belki de insanlar beraber şarkı söylediğinizde size çok yakıştırdı diye kapıldın bu enerjiye. Onu sevdiğini zannediyorsun ama aslında ne hissettiğini bilmiyorsun. Yani bu sessizliğinin başka açıklaması olamaz. Nasıl bu kadar eminsin? Biliyorum aşık Kemal'i. O yüzden hala unutamıyorum. O yüzden hala vazgeçemiyorum. Ondan. Bu Kemal'e de onun yüzünden katlanıyorum. Kemal. Sakın bu söylediklerimi yanlış anlama. Ben seninle bir gelecek hayali kurmaktan vazgeçtim. Öyle bir köşede kendimce seveceğim seni. Artık sen de önüne bakmalısın. Yaz şarkısı bitti.
Ya yaz için bitmediyse? O sana olan hayranlığını aşk sanıyor. Ve onun için de bitmek zorunda. Murat için de bitmek zorunda. Ben çok savaştım senin için. Elimi kirlettim, kalbimi kararttım. Ama Murat sadece sevdi. Ve bir köşede aşkına karşılık bulmak için bekledi. Şimdi bırak. Mutlu olmak için bir şansı varken mutlu olsun. Ay ama yani hiçbir şey de bilmiyorum, neler dönüyor. Eminim bayılacağım artık. Kemal. Şirkette unuttuğumuzu unutma lütfen. Ben sizi yalnız bırakayım. Gelmişsin. Geldim. Ama gideceğim, şirkette kalan birkaç eşyam vardı, onları almaya geldim. Bu iki oldu ama üçüncüsü olmayacak, merak etme. İlkinde seni kazanmıştım. İkincisinde kaybediyorum. Galiba. Yazı şirketten kovduğun günü hatırlıyor musun? Emine annenin bizi bastığı gece, elinde silahla. Sen de oradaydın hani. Sen o gece Yazı şarkı söylemeye ikna edebilmek için oradaydın. Bense ona olan aşkımı itiraf edebilmek için. Bu arada yaptığımı da biliyor musun? Her şeyi söyledim. Eksiksiz şekilde bütün aşkımı ona ilan ettim ama... Geç kalmıştım. Maalesef. Yaz uyuyakaldı. Daha doğrusu uyuyakalmıştı. Sonra olanları biliyorsun zaten. Annesi geldi, elinde silah. Yalanlar, dolanlar. Sen. Alo, Fındık Fadi. Neredesin kızım sen? Yavrum bir kapı çino bana. Evladım gelmedin ofise. Ha? Neredesin sen? Konuşamadık da seninle bir türlü ya. Vallahi Meryem Hanımcığım. Bırakın ofise gelmeyi, ben daha kendime gelemedim ya. Evde durumlar biraz karışık. Ne diyorsun Fındık Fadi? İyi gelmiyor sesin çocuğum. Bir şey mi oldu? Yaz yine Rize'ye gidelim diye tutturdu. Yani bu defa ciddi galiba, gidiyoruz. Ay yok. Olmaz. Olamaz Fındık Fadi. Yaz Rize'ye giderse oluşum da onunla beraber gider. Olmaz. Vallahi oluşunuzu falan bilemem Neri Hanımcığım ama ben kesin gidiyorum yani. Bu durum sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama. Gerçi düşünüyorum ya, bu durum kimse için önemli değil ya. Şu koskoca İstanbul'dan bir gariban Fadi ayrılmış. Kimin umurunda? Olur mu öyle şey canım? Allah Allah. Benim umurumda. Ne diyorsun sen Fındık Fadi ya? Hem biz daha... Leyla'nın Miami'deki düğününe gideceğiz. Beraber işler yapacağız. Para kazanacağız. Çok eğleneceğiz ya. Ay evet ya. Bir de o vardı değil mi? Bir de o düğüne private jetle gidilecekti falan. Neyse siz benim yerime de eğlenirsiniz artık. Hayır. Hayır. Ya bunların hiçbirisi olmaz. Olamaz. Yani sen, Murat... Aynı anda ellerimden kayıp gidemez. Bu nasıl bir kader ya? Ayrıca benim kaderimin ipleri neden Yaz'ın elinde? Bana bak Fındık Fadi. Sen o ipleri o Yaz'ın elinden alacaksın Fındık Fadi. Kendin için, benim için, oğluşum için alacaksın o ipleri. Ay öyle mi diyorsunuz ya? Ben alabilir miyim o ipleri elime? Alırsın tabii. Fındık Fadi'sin sen. Hatırla kendini. Şimdi bu telefonu kapatıyorsun. Ve gidip o bencil yeğenine konuşuyorsun ve o bencilliği bıraktırıyorsun ona. Doğru söylüyorsunuz ya. Fındık Fadi'yim ben. Şimdi telefonu kapatıyorum, gidip konuşuyorum. Tamamdır.
Fındık Fadi'yim ben. Ulan İstanbul. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Ne oluyor be? Dan. Bencil. Ya sen yine neye sinirlendin? Kime sinirlendin de geldin bana patlıyorsun ya? Sen varken başka bir şey olmasına gerek var mı acaba ya? Sayende bitmeyen bir sinir sahibi yaptın beni. Benim sinir sahipliğim ne olacak? Allah Allah. Bana bak. Otur bakayım şöyle. Deli deliyi görünce sopasını saklar derler. Çıldırtma beni. Şimdi ben sana sorduğum sorulara bir bir cevap vereceksin. Dün gece Murat'la ne konuştunuz? Hiçbir şey konuşmadık teyze. Aslında o konuşmak istedi ama ben müsaade etmedim. Neden? Çünkü dinlemek dahi istemiyorum. İyi halt ettin. Aferin. Aman kimse Gülbeyaz Hanım'ın söylediklerinin dışına çıkmasın ya. Kimse senin hoşlanmadığın bir şey yapmasın sakın. Gel desin gelinsin. Git desin gidilsin. Evlenelim desin evlenilsin. Sen gitmeyelim diye yapıyorsun değil mi bunları? Ben anladım seni, tamam. Bana baksana sen. O kulaklarını aç da beni iyi dinle. Yoksa kafanı açıp içine bağıracağım artık. Dünya senin etrafında dönmüyor Gülbeyaz. Kendine gel artık. Teyze, bana yalan söylediler diyorum. Sen neyini anlamıyorsun? Vah vah ya. Vah canım benim ya. Sen ne oldu, incindin mi? Senin ablama söylediğin yalanlar buradan Rize'ye yol olur. Benim kalbimi kırdılar diyorum sana. Kırdıkları nasıl ya Gülbeyaz? En başta Murat mesela. Çocuk sen ne dediysen yaptı ya. Annesini karşısına aldı ya, annesini. Peki o kadına ne demeli? Senin bu evcilik oyunun yüzünden kadın kaç yüz bin lirasını kaybetti. Oğlu yüzünden, oğlunun aşkı yüzünden ağzını açıp tek bir laf bile etmedi. Tüm bu olanlardan sonra Murat buraya yaz diye koşa koşa geldi. Seni Kemal'le bağ evinde bastı, sustu bu çocuk. Teyze, bastı falan ayıp oluyor. Biz hiçbir şey yapmadık. Yaptın Gülbeyaz, yaptın. Sen orada Kemal'le sabahlayarak seni seven o kalbi paramparça ettin. Şimdi bana sakın kalbim kırıldı falan deme, sakın. Senin o kalbinin üzerine basıp şöyle ezmek vardı ya. Sen dua et, Murat öyle bir çocuk değil. Seni bana bir verseler var ya, ben bir süründürürdüm ki hey. Ben niye sürünüyormuşum? Ya geç bunları Gülbeyaz ya. Geç bunları. Ben seni bilmiyor muyum ya? Görmüyor muyum ben? Sen de onu seviyorsun. Hem öyle olmasa Kemal'in yanında bir türlü kendim olamadım. Bir türlü yaz olamadım diye yakınır mıydın? Olamazdın teyzeciğim. Çünkü aklın Kemal'de olsa da kalbin senin Murat'ta. Ya benden gerçeği sakladı. En başta söyleseydi o zaman belki ben de onu... Allah'ım ya Rabbim ya, delireceğim gerçekten. Kızım kıt mısın sen ya? Kıt mısın? Kıtlık mı var sende? Murat Kemal'i senden anında soğutabilecekken bunu bile kullanmadı. Niye biliyor musun? Murat adam çünkü, adam. Ve senin bu şımarıklıklarını da hiç hak etmiyor. Şimdi sen ne yapıyorsun? Otur burada, düşün taşın, ara Murat'ı konuş, tamam mı? Gideceksen de eğer, başından beri bütün olanları hem annene hem Neriman Hanım'a bir bir anlatacaksın. Arkanda böyle bir enkaz bırakarak gidemezsin Gülbeyaz. Ha, eğer anlatmazsan da sana yemin ediyorum ki her şeyi ben anlatırım. Yeter artık ya! Ben bunca olan şeyden sonra... Ne diyeceğim Murat'a ya? Siz o gün sahneye çıkıp rahat rahat şarkı söyleyebilin diye evlilik yalanı bile uydurduk. Hatta sahte bir evlilik cüzdanı düzenledik Emine anneye gösterebilmek için. Benim bunlardan haberim yok. Birileri şova devam etmeliydi. Sen o gece sahneye çıkıp şarkı söyleyerek şirketi kurtarmaya çalışırken ben de hayatımın en zor sınavlarından birine veriyordum. Düşünsene bir kardeşim ya. Sevdiğin, aşık olduğun kadın en yakın arkadaşınla sahneye çıkıyor. Sen de onunla rahat rahat sahneye çıkabilsin ve şarkılarını söyleyebilsin diye kendi annene, onun annesine türlü türlü yalanlar söylüyorsun. Yalancı durumuna düşüyorsun. En zoru da neydi biliyor musun? Siz onunla o sahnedeyken göz göze, el ele. Benim Yaz'la aramda hiçbir şey geçmedi. İnan bana.
Benim için bunları yapmana gerek yoktu be oğlum. Sadece senin için yapmadım ben. Yine olsa yine yapardım ama... bu şirkette çalışanlar da işsiz kalmamalıydı. Yaz için yaptım. Yaz hayallerini gerçekleştirebilsin diye. Ben de annemin bestesiyle babasının yazdığı şarkı sözlerini birleştirip Yaz'ı mutlu etmeye çalışmıştı. Seninkinin yanında bir şişmiş. Bir şey diyeceğim, sen o sözleri nereden buldun? Senin masanda duruyordu. Benim için bir şey yazdığını zannettim, aldım, fotoğrafını çektim. Sonra eve bir baktım, o yazı bizimkinin yazısı değil. Sonra Yaz'da bahsedince dank etti. Ben de bir şey yaptım zannediyorum ya. Yaptın kardeşim, yaptın. Sen onun en önem verdiği şeyi babasının sözlerini şarkıya çevirdin. Sen onun hayallerini gerçekleştirdin. Birlikte yaptık. İsmail'im, bu sefer gerçekten geliyoruz. Zorla değil, Yaz kendisi istedi. Düğünü orada yapacağız. Sen de kızını gelinliğiyle göreceksin. Hani söz vermiştim sana? Hatırlıyor musun? Ne olur yardım et bana İsmail. Seni ona anlatayım. Ona karşıdan bakma. Elini tut. Yanında ol ha. Abla. Ayşe. Dinlemek istemedi İsmail abi. Yeter artık Ayşe. Ben bu yükü kendi başıma kaldıramam. Söylüyorum sana, hemen hazırlanın. Süleyman gelecek, sizi bizim eve götürecek. Düğünde orada olacaksınız, anladın mı beni? Bir de bunu deneyeceğiz bakalım. Hiç belli olmaz, hadi hadi. Ha, alo. Ha, Neri ablacığım, neredesin şu an sen? Bak, benim aklıma çok önemli bir fikir geldi, tamam mı? Konuşmamız lazım hemen. Neredesin şu an sen? Tamam, tamam ben geliyorum. Tamam oldu. Ha, bir tek sen eksiktin şu an. Ne oldu? Niye geldin? Yaz'la konuşacaktım. Geç aşağıda. Zaten bıktım hepinizden. Başka niye geleceksin ki? Allah'ım ya Rabbim ya. Bıktım ya. Hepinizden bıktım artık be. Aa, Esat Bey. Merhaba. Merhabalar Fadime. Ne yapıyorsunuz burada? Gördüğünüz gibi işte. Kemal'i bekliyorum. Çok güzel. Ben de şöyle aşağı doğru yürüyorum. Aa, ne güzelmiş. Ben sizi tutmayayım o zaman. Yani beni şöyle bir yere kadar falan bırakmayacak mısınız? Yani en azından bir durağa kadar falan. Ya şey, kusura bakmayın. Şimdi Kemal içeride ya. Ben buradan ayrılamam ki. Ha. Sema olsa ama fıtı fıtı götürür getiririm bir yerlere diyorsun. Aa şey, Sema Hanım da mı bir yere gidiyor? Ya durun, şimdi hava falan çok sıcak. Ben bir Kemal'i arayayım da bir söyleyeyim, şey yapar. Seni Allah kahretmesin be. Senin boyun posun devresin inşallah. Çekil. Benim kendi ayaklarım var, üzerinde dururum da yürürüm de. Çık şuradan. Kedi bıyık. Vallahi çattık ha. Yaz, neredesin? Tövbe bismillah. Sen nereden çıktın oğlum? Nasıl girdin içeri? Fadi aldı beni içeri. Evi yol yatan anla çevirdi. Niye geldi? Yaz'la konuşmam lazım. O seninle konuşmak istemiyor. Haydi. Sema abla, tamam. İyi git. Çiçek falan sulamıyorsun inşallah. Komik mi? Yok, espri yapmadım. Espri yapacak halde de değilim. Neden geldin? Özür dilemeye mi?
özür falan dilemeyeceğim. Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü şu anki ben olmamı sağladı bana. O yüzden özür dilemeyeceğim. Sana teşekkür etmeye geldim. Teşekkür mü? Niye bana teşekkür ediyorsun ki? Her şeyi öğrendim. Yaz. Benim için o çevirdiğin numaraları, söylediğin yalanları... Hatta Murat'la yaptığın sahte evliliği bile öğrendim. Kim söyledi sana bunu? Murat mı? Başka ne anlattı? Ne anlatmasını isterdin? Ne isteyeceğim canım? Ona da iyi ki bir aramızda sır dedik. Gelmiş hemen her şeyi sana anlatmış. Hemen. Başı ilk sıkıştığında diyelim o zaman. O kadar şeyi benim için mi yaptın peki sen? Çoğu evet. Ama biraz da... Babanın hayallerini gerçekleştirmek için. Aynen öyle. Murat'ı da ben sürükledim bu oyuna. Ne bileyim, annem öyle karşımıza silahla görünce... Sen de Murat bana evlenme teklifi etti dedin. Yuh artık. Bunu da mı anlattı sana? Peki nasıl bu kadar güvendin Murat'a? Seni yarı yolda bırakmayacağını... Nasıl bu kadar inandın? Bilmem. İnandım işte. Bundan başka güvenecek kimsem yoktu ki. Çok zor durumda bıraktım onu. Her oyunuma ayak uydurdu biliyor musun? Annem ona saydı, sövdü, kızdı. Yüzüne bile tükürdü. Ama o bana destek oldu. Ağzını bile açmadı. Belki de bu yüzden çok kırdım onu. Çok zor durumda bıraktım. Benim için bunca şeye katlanmasını başka bir şeye yordum. Belki de öyle yormak istedim, bilmiyorum. Ama iyi dayandı annem de bana. Sen olsan hemen pes ederdin. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Sana kaç kere dedim, gelme. Annemle aram bozuluyor, riske giriyorum. Beni Rize'ye götürecek, sorun oluyor. Sen dinlemedin ki beni. Her fırsatta kapıma dayandın. İstediğin oldu. Yaptık her şeyi. Dün gece mesela, sen bacadan girerken Murat kapıdan girdi anneme karşı çıkarak. Ben de buradan atladım. Neyse. Hayran mısın? Hala bana. Murat'a. Ben sana bir özür borçluyum. Aslında. Aslında herkes birbirine özür borçlu. Hani bana eski evde bir şey... Boş ver ya. Konuşmaya gerek yok. Böyle şeyler artık. Gerek yok. Belki bir ara görüşürüz. Hı? Hoşçakal. İyi bak kendine. Bilmem. İnandım işte. Her oyunuma ayak uydurdu biliyor musun? Annem ona saydı, sövdü, kızdı. Ama o bana destek oldu. Ağzını bile açmadı. Belki de bu yüzden çok kırdım onu. Çok zor durumda bıraktım. Benim için bunca şeye katlanmasını başka bir şeye yordu. Belki de öyle yormak istedim, bilmiyorum. Çocuk sen ne dediysen yaptı ya. Annesini karşısına aldı ya, annesini. Sen orada Kemal'le sabahlayarak seni seven o kalbi paramparça ettin. Şimdi bana sakın kalbim kırıldı falan deme, sakın. Ben seni bilmiyor muyum ya? Görmüyor muyum ben? Sen de onu seviyorsun. Hem öyle olmasa Kemal'in yanında bir türlü kendim olamadım. Bir türlü yaz olamadım diye yakınır mıydın? Olamazdın teyzeciğim. Çünkü aklın Kemal'de olsa da kalbin senin Murat'ta. Benim gitmem lazım. Kız nereye? Murat'a. Murat, bak gerçekten beni bırakıp o Rize'de yaşamaya gidersen evladım sana çok net söylüyorum. Ne annelik hakkımı ne sütümü helal ederim. Anneciğim bak gene abartıyorsun. Ne Rize'si ne gitmesi ya? Evladım her şeyden haberim var. Yaz karnında bebeğiyle beraber Rize'ye gidecekmiş, tamam. Rica ediyorum Murat, sen beni burada tek başıma bırakıp gitme çocuğu. Anneciğim. Ya.
Ben seni bırakıp hiçbir yere gider miyim? Onlar istedikleri yere gidebilir. Ben hiçbir yere gitmiyorum, değil mi? Pardon. Onlar ne demek Murat? Kız karnındaki bebekle Rize'ye gidecek. Sen de burada kalacaksın, öyle mi? Anne, sen tam olarak benden ne istiyorsun? Ben gideyim mi kalayım mı? Yani anlamadım ben senin ne istediğini gerçekten. Evladım, hayır yani tabii ki sen gitme. Ama Yaz da gitmesin, bebek de gitmesin. Ne münasebet canım. Nikahlı karın bu kız senin sonuçta. Sen o çocuktan sorumlusun canım, o kız. Tek başına mı taşıyacak o çocuğun sorumluluğunu? Ben seni böyle mi yetiştirdim Murat? Anne, çocuk falan yok. Ah! Çocuk yok. Ne? Murat, bebeğe bir şey mi oldu? Anneciğim, bebek olmadığı için bebeğe bir şey olmadı. Hatta nikah da yok. Ah! Ah! Ay yok. Ay yok, 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 yok. Bu kadar çok fazla. Bu çok saçma, bu kadar. Ya sen... Anne bak, biz Yaz'la... Siz Yaz'la? Biz Yaz'la hepinizi kandırdık. Hepsi yalandı, oyundu. Ay yok, olamaz. Oldu. Olamaz. Oldu, yalandı. Murat, yavrum. Çocuğum. Sen benim gözümün içine baka baka... ...bas bas anne ben bu kıza aşığım diye bağırdın. Anne. Her şey yalan olabilir. Ama o olamaz. Bütün bunlara katlanma sebebim de... Oydu. Ben senin Yaz'a nasıl baktığını gördüm çocuğum. Her şey yalan olabilir. Oyun olabilir. Ama senin ona olan aşkın yalan değildi. Olamaz. Tamam. Haklısın, doğru, seni kandıramam. Bu yalanların içindeki tek doğru oydu. O da tek taraflıydı. Nasıl yani, Yaz senin ona ne hissettiğini bilmiyor mu çocuğum? Senin bu olan bitenden haberin var mıydı Fındık Fadi? Neyden haberim var mıydı Meri Hanımcığım? Murat'cığım, onlara ne anlattın? Hiç öyle gözlerini belertip sessiz sessiz konuşma, artık sır falan yok. Ben anneme her şeyi anlattım. Lütfen sen de Yaz'a söyle, Emine anneye her şeyi anlatsın. Bravo ya. Vallahi bravo. Bir kişi ya, bir kişi de şu Fatime'yi düşünmesin. Sakın, aman. Ben şey yapacağım ya, vallahi. Reddi aile. Ama şey, reddi aile yapınca mirastan da yararlanamıyorduk değil mi? E tabii ki. O zaman şey yaparım ben de. Reddi yiyen. İnan bana, böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Hatta bu oyun, yalan dolan her şey ortaya çıkınca en çok rahatlayan da Yaz olacak. Anneciğim. Sana yalan söylediğim için, seni kandırdığım için çok özür dilerim. Ama ne olursun, Yaz Emine anneye her şeyi anlatana kadar kimseye bir şey söyleme, olur mu? Seni seviyorum. Bu oyun oğluşuma da, bana da çok pahalıya patladı, çok. İşte ben de bu yüzden buradayım. Sizin bu tüm masraflarınızdan kurtaracak bir planım var. Neymiş o plan bakalım Fındık Fadi? Şimdi şöyle yapıyoruz, bakın. Thank you.
Aha. Yetişemedim ya. Şirketten çıkmış. Reis, şu öndeki kırmızı arabayı takip et. Bak şu örümceğe benzeyen araba. Hadi. Hemen abla. Hemen. Çabuk. Dön. Dön. Aferin. Bas 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 bas. Ay önümüze biri geçti. Biri geçti önümüze. Kornaya bas. Solla şunu, gözünü seveyim. Hadi. Yol vermiyor ki ablacığım. Gider ya. Ay Murat. Murat. Murat, Murat, Allah aşkına şu arabayı sağa çek de konuşalım, hadi. Sen ne yapıyorsun, deli misin kızım? Girsene içeri. Evet, deliyim. Hadi, çek sağa. Önüne Allah Allah ya. Murat. Ne yapıyorsun kızım, sen delirdin mi ya? Sen niye benim telefonlarımı açmıyorsun? İşim vardı ama arardım sonra, ararım yani. Yalan söyleme. Sen kaçıyorsun artık benden. Bak ben anneme her şeyi anlattım. Eğer onunla ilgili konuşacaksak söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bence sen de annene her şeyi anlat. Murat. Sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yaptın? Ben çok yoruldum biraz. Yaz şarkısını sen bana mı yazdın? Sadece onu değil, diğerlerini de. Hani bana bir soru sormuştun, hatırlıyor musun? Şu seni dışarı çıkardığım gece sahilde birlikte şarkı söylemiştik. Evet, hatırlıyorum. Aynı soruyu iki defa sormuştun hatta. Evet, diğeri de annemin klibi öğrendiği gündü. Hatırlıyorsun. Sadece onu değil. Cevap vermediğini de hatırlıyorum. Şimdi aynı soruyu bir daha sor o zaman. Murat. Sen bana aşık mısın? Hem de ilk gördüğüm günden beri. Ne alakası var Aslı'ya? O şarkıyı ben yazdım, tamam mı? Sakın telif falan ödemeye kalkmayın. Sakın. Kapatıyorum. Bir daha da bu konuyu açmayın. Allah Allah ya. Hale bak ya. Kendimi açıklamama bile izin vermeden. Ne var yani hiç iziniz? Bana bak. Ya sen niye beni suçluyorsun? Benim ne suçum var? Ne var yani iki gün müzik yarışması için izin istediysem? İnsan mı kavulur bu yüzden? Yok ya, yok. Sen de beni anlamıyorsun teyze. Kapat telefonu. Ne yapacağım ben? Pardon hanımefendi, ağlıyorsanız ihtiyacınız olur. Ağlamıyorum. Ben öyle kolay kolay ağlamam. Pis fırsatçı. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Ne fırsatçısı ya? Aa. Eğer ki beni böyle bir peçete gibi kullanıp atmayı planlıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ben sizin gibileri bilmiyorum sanki. Hemen üzgün bir kız görünce yardım ediyormuş bahanesiyle flörtler bir şeyler. Oo, tamam tamam, abartmayın. Sizin gibilere de iyilik yaramıyor. Bizim gibiler mi? Kimmişiz acaba biz? Ha biz bir ayrı bir güruh muyuz? Bir de seksiz çıktı. Sizin gibiler derken her uzanan yardım elini fırsatçı zannedenlerden bahsediyorum. Biraz güzel oldunuz mu hemen burnunuz kalksın zaten. Biraz mı güzelim mi? Biraz. Biraz mı güzel? Abi de iltifat ediyor alakasız yani. Resmen taciz. Bir de iltifat diyor ya. Sanki kendi becerisiymiş gibi. Ay tamam, gider misiniz lütfen? Zaten zor bir gün geçiriyorum. Bir de sizinle uğraşam. Bir dakika ya. Ben niye gidiyorum ki? Önce ben geldim. Ben oturuyordum zaten burada. Sen gider misin? Gitmiyorum şimdi. Gitmiyorum. Ne demek gitmiyorsun? Gider misin? Gitmiyorum. Gider misin? Bana bak, yemin ediyorum abazım çıktığı kadar taciz ediyorlar diye bağırırım. Seni böyle yaka paça atarlar. Ha, utanmazsın bir de. Gider misin? Gitmiyorum. Dur. Hadi. Allah'ım.
Vakti gibidir nedir ya? Kahve almaya gidiyorum, kimse oturmasın. Bir de yerini mi tutacağım seni? Evet. Allah'ım sen sabır ver, gerçekten deli. Delisi beni buluyor zaten. Akıllısı bulmasın. O gün ne atarlanmıştım sana ya. Sen var ya delisin. O gün keşke oradan gitseymişim dedim, biliyor musun? Allah Allah ya, niye? Çünkü seni tanıdıkça, bağlandıkça gitmediğime pişman oldum ama. İyi ki gitmemişsin Murat. İyi ki gitmemişim. Bana bak Atarlı, telefonu çalıyor. Telefonuma mı bakıyorsun bir de? Yerimi tut dedim, telefonuma bak demedim. Gerçekten iyilik yaramıyor. Efendim anneciğim. İyi, ne yapayım ben de, çalışıyorum. Evet, banka yoğun bugün. Ha, ses mi nereden geliyor? Şeydeyim anne, kalabalıktayız. Arkadaşlarla öğle arası verdik de bankada. Kahve içmeye geldik, kafedeyiz. Evet anne. Kimi vereyim, arkadaşımı vereyim? Anneciğim niye öyle söylüyorsun? Çünkü ben arkadaşımı ne... Tamam, tamam, bekle, veriyorum. Alo desene. Alo. Bankacısın. Evet teyzeciğim. Bankadayız, bankada çalışıyoruz. Şu an dışarı kahve... Arkadaşlarla dışarı kahve içmeye geldim. Hı hı hı. Ben Murat teyzeciğim. Murat ben. Tabii, tabii efendim. Tabii, ben... Tabii. Buyurun. Alo, oldu mu anneciğim? Anne bak böyle yapma. Kızına hiç mi güvenmiyor bu kadın derler, yanlış anlarlar. Tamam mı canım? Hadi, hadi öptüm anneciğim, bay bay, sağ olsun. Ya tabii ben de mal gibi kaldım. Ben de tam anlamıyla o gün güvenmiştim sana. Yoksa nasıl gireceğim bu oyunlara seninle? Yani ben sana pek güvenemiyorum. İlk kez tanıştığın adama numara vermek ne ya? Allah Allah. İlk kez tanıştığın kadınla aynı oyunları oynamak ne demek? Onun oyununa alet olmak ne demek peki? Acıdım sana. Ha, acıdın. O yüzden mi telefonunu verdin? Evet, acıdım. Hı. Bir şey diyeceğim, biz neyin içindeyiz şu an? Çok teşekkür ederim. Sen beni az önce... Nasıl bir beladan kurtardın biliyor musun? Ben bir şey yapmam, ne yapayım? Az önce olanlar için özür dileyim. Az önce olanlar için özür dilerim. Bir de sana kahve ısmarlayayım ben. Sen gerçekten şaşırdın herhalde ya. Bir de sen üstüne işsizsin, bir de kahve ısmarlayacaksın. Az önceki yaşananları ben unutuyorum, yine de ben sana bir kahve ısmarlayayım. Sağ ol. Laktozsuz kafe mokka, kremalı olsun. 4 pump'lı, ekstra sıcak olsun. Ama kesin kremalıyı söyle, laktozsuz deyince üstüne krema koymuyorlar. Ekstra sıcak. Ekstra sıcak. Laktozsuz kafe mokka, kremalı, 4 pump'lı, ekstra sıcak. You understand me? Bir de krema geldi, tabii. Tamam. Allah'ım sen sabır. Bir de nane şurubu koydurur musun? Nane şurubu. Şekersiz. Tabii. Şeker içiyorum da. Ne yapacağım? Laktozsuz kremalı moka, ekstra sıcak, 4 pump, şekersiz, bir de nane şurubu. Teşekkürler, sağ olun. Al bakalım bu kahven. Bu da benim numaram. Tekrar bir sorun olursa annene beni arattırman için. Bak, eğer bu bir flört... Saçmalama istersen. Senin gibi deliyle benim ne işim olur? Sen gerçekten atıksın çünkü. Ben sadece iyilik yapmak için bunu veriyorum sana. Hayat, sana iyilik de yaramıyor gerçekten. Hı. Sen ne iş yapıyorsun?
Söz yazarıyım. Ne yazıyorsun, mani falan mı? Ben mani olmayayım. Şarkı sözü yazıyorum. Şarkı sözü. Ay, harbi mi? Hadi be, uydurma. Uydurmayayım. Gel bakalım, bak be. Ne bu? Kemal. Bu şarkı... Ben yazdım. Sen... Hadi canım. Ben bunu Kemal yazdı sanıyorum. Herkes öyle zannediyor tabii ama işin mutfağında başkaları oluyor. Aa. Ya söz yazmak çok matah değil. Önemli olan söylemek tabii. Oldu. İyi söylemiş. Söyler. Tamam tamam, güzel yazmışsın. Vallahi şu geldiğimiz noktaya bakılırsa iyi taktikmiş. İyi ki öyle olmuş. Ne oldurdu ne öldürdü ama. Maşallah. Süründüren taktik. O gün telefonunu verirken seni arayacağımı biliyor muydun? Babana bir teşekkür borçluyuz ama. Onun sözleri bizi birleştirdi. Peki babanın şarkı sözleri olmasaydı yine de peşimden gelir miydin? Ya Murat. Öyle de mi? Kendimi sanki çıkarcıymış gibi hissediyorum. Ama o durum o değil. Benim o gün hem çok işe ihtiyacım vardı hem de şarkı söylemek için en iyi o sendin. Zor ve meşakkatli bir yol ama. O gün telefonu iyi ki sana vermişim. İyi ki benim iş teklifimi kabul etmişsin Yaz. Neden daha önce söylemeden aşık oldun? Başta seni kaybetmemek için sustum. O ilk gözdağından sonra da devam etmek çok zordu zaten ama... sonrasında tüm cesaretimi toplayıp sana aşkımı itiraf ettim. Nasıl söyledin? Ben bilmiyorum böyle bir şey. Annenin bizi bastığı gece hatırlıyor musun? Unutamam da. Sen şarkıyı dinlerken ben tüm cesaretimi toplayıp sana yaz. Seni seviyorum. Sana aşığım dedim. Ama duymadın. Çünkü uyuyakalmıştın. Ama şimdi duyuyorum. Görüyorum da. Hatta biliyor musun, hissediyorum bile. Keşke biraz daha erken görseymişim. Keşke. Geç mi kaldık Murat? Ben seni seviyorum. Kendine gel, tamam. Hoş geldin Dünür. Hoş bulduk Emine Hanımcığım. Fadime, neredesin sen hayatım? Sabahtan beri ortada yoksun, arıyorum açmıyorsun. Ablacığım, bizim Neri Hanım'la çok ufak bir işimiz vardı da. Senin Neri Hanım'la ne işin olabilir yani? Biz buradayız, evde bir sürü iş var. Seni bekliyoruz, yola çıkacağız. Çok özür dilerim ama Fadime sizinle gelemeyecek Emine Hanımcığım. Hatta Fadime artık... benim sözümden dışarı çıkamaz. Ve bu Rize meselesiyle ilgili
asla ve kat'a izin vermiyorum kendisine. Ne diyorsunuz siz ya? Allah delirteceksiniz beni hadi. Aferin. Efendim delirmeye hiç gerek yok. Şöyle kısaca izah edeyim ben size. Ben Fatime'ye el koydum. Kendisini hayz ettim. Ablacığım bizim bu borcumuza mutakiben. Ne diyorsun sen Fatih? Ah, ah Emine Hanımcığım istirham ederim. Bütün o düğün tantanasından kaynaklanan borcunuzu bana ödemeden mi gideceksiniz Rize'ye? Bizim ne borcumuz var sana ya? Nasıl yok? Altınlar, altınlar gitmedi mi sizin yüzünüzden? Hadi canım sen de torbayı taşıyordun, sen kaptırdın adama. Ben niye ödüyorum? Her neyse o ufak bir teferruat, biz konuya gelelim. Efendim biz Fadime ile bir sözleşme imzaladık. Noter tasdikli olmak kaydıyla, hatta bir tanesinin kopyasını da size şöyle takdim edeyim, buyurun. Şöyle görebilirsiniz ve kendisi gönül rızasıyla bir takım senetler imzaladı. Buyurun. Bir de senet mi imzaladın? Allah'ım. Ama ablacığım bizde borç borçtur. Evet, borç namustur bilirsiniz ki Emine Hanımcığım. Şimdi biz Fadime ile 3 yıllık bir protokol imzaladık. Dolayısıyla kendisi eğer benim sözümden çıkıp Rize'ye giderse sizin ocağınıza fındık ağacı dikerim Emine Hanımcığım. Ablama ben sağ dedim bu bir işte seviri diye. Rize'ye gitmeyelim diye Gülbeyaz'la kalsın karıştırmaya çalışıyordu. Sema'cığım, İstersen patronum Neri Hanım'ın yanında senin seviyene inmeyeyim. İncirtme. Evet, bunu sindirdiysek şimdi daha da büyük bombalara gelelim. Dünür, bak sabrımı deniyorsan buraya kadar. Efendim, bunun sabırla, sınanmayla hiçbir şeyle alakası yok. Ancak bence derin bir nefes alın Emine Hanımcığım. Çünkü bu söyleyeceğim havadis sizi birazcık sarsabilir. Eveleyip geveleme ne söyleyecekten söyle. Söylüyorum efendim. Burası en sevdiğim yer. Oğluşum, Murat'ım, o da sizinle Rize'ye gelmiyor ve gelmeyecek. Niye? O adam bir şey imzalattın. Ah, yok canım. Ne münasebet. Öyle bir şeye gerek bile kalmadı. Çünkü onların imzası hükümsüz. Aa, ben niye ayakta duruyorum canım? Ben de oturayım şuraya şöyle. Aa, Neri Hanım isterseniz... Bir dakika, hadi be. Bir dur. Nasıl hükümsüz yani? Anne! Murat beni istemeye geliyor. Ben evleniyorum. Birazdan burada olurlar. Bakayım. Zaten de buradalarmış. Merhaba. İstemeye mi? Tabii istemeye, istemeye de olsa beni istemeye geleceksin. Yani 5 dakika sonra isteyeceksin beni. Buradasın zaten. Yalan. Yalan. Yo. Bir dakika, kafam iyice karıştı. Sen evli değil misin kızım? Ne diyordunuz Neriman Hanımcığım? Ben kaçırdım orayı. Yalan söylüyorsun. Hayır. Oyun bunlar. Asıl oyun düğünde var. Düğünde. Bağırma Sarıcıya, bağırma. Biliyor musunuz ben horon tepmeyi? Zabağa kadar horon tepeceğiz. Hayır. Abla kalkalım o bizi oynayalım. Alın şuradakiler. Dönelim şuradakiler. Beni. Sema ablacığım kalksana da birini buluruz belki inşallah. Bunu da evlendirelim. Var mı başka oğlum? Necip hadi sen de kalk. Hadi kalk. Kaçıncı bu izleyişin? Bilmem. Çok seviyorum bu filmi. Niye çıkmadın sen? Esat'la konuştum. Şirkete geleceğini söyledi. Ben de seni bekledim. Ne yaptın? Konuştun mu Yaz'la? Konuştum. Onun bana ilgisi hayranlıktan öte değilmiş. Onu anladım. Nasıl anladın peki bunu?
Murat'a olan duygularından. Yaz, Murat'a olan aşkını mı itiraf etti sana? Yok. O daha kendine itiraf edemiyor ama belli ki Murat'a aşık. Peki sen nasıl hissediyorsun? İyiyim ya. Gerçekten. Yani şu an böyle üzgün ya da kırgın olmam gerekiyor değil mi? Pardon, benim bunu sana sormamam lazımdı. Yo, aslında tam da bildiğim yerden sordun. Mesela şu an senin nefes almakta zorlanıyor olman gerekiyor. Yani kalbini elleriyle parça parça etmişler gibi acı çekmen gerekiyor. Hatta onları aynı karede gördüğün anlar rüyana girmesin diye gözü açık uyuman gerekiyor. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? O yokken böyle yok olmak istiyorsun. Kendinden vazgeçmek istiyorsun. Özür dilerim. Aslı. Gerçekten özür dilerim. Yaptığım her şey için. Sayın avukatımız, şimdi nasıl devam ediyoruz peki? Nasıl devam edeceğimiz belli. Bugüne kadar nasıl yaptıysak öyle. Sen birinci gün böyle dört elle işe sarılacaksın. İkinci gün yalnızlık bana göre değilmiş deyip üçüncü gün saçma sapan birinin böyle alakasız bir şeyine tutulacaksın. Hayır, bu defa farklı. Murat Yaz için benden vazgeçti ya, biliyor musun? Tamam. O vazgeçti diye sen de vazgeçmek zorunda değilsin ki. Bildiğim kadarıyla yazlarınızda önemli bir şey yaşanmadı. Yok. Ama itiraf edeceğim, ondan çok hoşlandığımı zannettim. Ya da hoşlandım mı? Bilmiyorum ya. Karışık gerçekten. Tamam, güzel. Bu meseleyi burada kapatıyoruz o zaman. Bırakalım onlar aşklarıyla. Biz de işimizle mutlu olalım. Nereye? Gidiyorum. Sana iyi akşamlar. Ne otursaydın dertleşiyorduk. Kemal, biz seninle daha çok konuşup dertleşeceğiz. İlk değildi, son da olmayacak. Hadi iyi geceler. Bu defa öyle olmayacak Aslı. Bu defa farklı. Damat, hoş geldin. Merhaba Fındıklarım. Şöyle şurayı vereyim sana. Ay, ay, ay. Annem buradaymış galiba. Ha, burada aşağıdalar. Hadi gel. Buna bak. Bir şey 40 kere söylersen olurmuş. Sana damat diye diye damat oldun. Sana bir şey diyeyim mi? Ben de olanların hiçbirine inanamıyorum. Sana her şey için çok teşekkür ederim. Acaba ben rüyada falan mıyım? Beni bir cımırsana. Değilmişim, tamam. Ayakkabıları çıkarayım mı? Ama yok be, boş ver, gel. Hadi, hadi gel. Evet, damat geldi. Ha, sonunda. Hoş geldin damat. Yani teknik olarak henüz kızı istemediğimiz için yasal olarak sizin hiçbir şeyiniz sayılmaz ama neyse. Öp bakalım. Öpeyim Emine anneciğim. Ben şöyle. Sağ ol yavrum. Hala anne diyor. Biyolojik annenin elini de öp çocuğum. Öpeyim tabii anneciğim. Hı-hı. Evet. Oturabilir miyim? Tabii yavrum, otur. Senin evin sayılır burası. Hadi be. Allah'ım. Çikolata tutsana misafirlere. Vallahi kusura bakmayın ablacığım ama bu çikolataları yemek ilk benim hakkım. Bu ilişkide en çok benim emeğim var. Lütfen. Yani gören de zanneder ki
Eve hiç çikolata almıyoruz. Bir tane daha yiyip geliyorum. Dökersin haşini, dikkat et. Ha şimdi dökmem. Çocuk muyum ben Sema abla? Ben bilmem, anne bak hadi. Ha Sema ya, Sema hadi. Ah. Güzel kızım benim Allah'ım. Kim derdi ki sen büyüyeceksin de evleneceksin? Ah. İşte maalesef efendim. Büyüyorlar, evleniyorlar ve söz dinlemiyorlar. Hayır, hayır. Şunu, şunu. Sema, fotoğraf çek kız. Gel. Benim telefonumdan çek, gel. Anneciğim, ne fotoğrafı şimdi yani? Aa, hatıra olsun çocuk. E, geleyim o zaman. Sema. Ver elini damat. Sema, gel yukarıdan bakayım. Çık, şişman çıkmayalım. Yukarıdan çık, doğru. Yukarıdan çek. Gelin. Yani ilk defa yaza bir konuda katılıyorum. Yani bence her dakika böyle bunları çekmek falan. Oğlum, iyi misin? Anneciğim, iyiyim ben de. Kahveler ne güzel olmuş değil mi? Ha öyle mi? Yavrum, kendi düşeni ağlamaz. İyi misin? İyi misin? Tuz koydum ben bir şey. Sağ ol. Beni kaldırır mısınız efendim, evse doydum. Şu beynimi. Teşekkür. Çok sıkıştırmayayım sizi. Elbise darda bir an. Anneciğim. Hı. Hadi mi artık ha? Yok Murat'cığım. Bu işi başıma sen açtın. Bu sefer her şey edebiyle ve adabıyla olacak. Hı hı. Evet. Efendim, şeyi sormak istiyorum ben size. Biz kızı istedikten sonra yine o takı alışverişi vesaire olacak mı? Yok. Gerek yok. Çocuklar birbirlerini sevmişler, karar vermişler. Evlensinler. Hmm, bir teferruat gibi diyorsunuz ama bundan öncesinde de bu çocuklar birbirlerini görmüşlerdi, sevmişlerdi. Ne oldu da birden rafa kalktı o önemli adetler? Dünür, sen takı almak istiyorsan hayır demeyiz. Elini tutan yok. Tabii canım, 9 tane. Öyle diyor. Yok canım, şart değil tabii. Yaptık biz o vazifeyi, evet. Anneciğim bak, derine indikçe zararlı çıkıyoruz, farkındayız ama. İstardık şu kızı, iste. Murat, şu kız mı? Kötü bir şey değil ki. Pazardan domates mi alıyorsun sen? Domates miyim ben? Ama sen de bak. Domates mi? Sağ ol Sema. Ellerine sağlık canım. Çok mersi. Sema'cığım, benimki açık olacak demiştim ama. Sayın hadi. Sema abla, bana niye koymadın? Biz seninkini alıyorum. Allah'ıma şükür bin olsun ya Rabbim. Ne şükür ya Rabbim. Amin, amin. Çok şükür. Bana öyle bakma Murat'cığım. Çünkü bu sefer her şeyi böyle yavaş yavaş, sindire sindire. Tek 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 olacak. Hı hı. Evet efendim. Şimdi geldik en önemli soruya ve konuya. Aa. Bundan öncekiler önemli değil miydi? Ben alınmalı mıyım şu an? Bu konuyu tamamen yanlış anlayıp olay mı çıkardım? Aa, yok canım, ne önemsiz falan değil. Öyle bir şey değil. Öyle böyle bir durum değil yani. Bu mevzu öyle bir şey değil. Yani böyle... Bir dakika ya. Siz bu kızı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Aa, istiyorum tabii ki. İstemez olur muyum? Otur şuraya Murat'cığım. Siz de sakin olun. İstirham ederim Emine Hanımcığım. Geldikken önemli soruya. Bu çocuklar evlenirse nerede oturacaklar? Çok şeker. Nerede oturacaklar? Tabii ki Rize'de oturacaklar.
Kalk. Ha anne. Kalk evladım. Hayır, 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 otur. Hayır, hayır, otur. Gidiyoruz oğlum. Gitmiyoruz. Oğlum gidiyoruz. Otur. Ben bu çocuğu hiç güveysi olarak yetiştirmedim. Başından beri size bunu söylüyorum evladım. Hangi konuşulacak bir şey yok. Ya kadın hala Rize diyor ya. İstanbul olsa Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyeceğim. Rize'de oturacaklar. İstanbul. Rize. İstanbul. Rize. Tamam. Tamam yani biz bence bunu şöyle çözebiliriz. Hem Rize'de otururuz hem İstanbul'da otururuz, sorun çözülmüş olur. Nasıl fikir? Nasıl olacak? Şimdi... Evet geldi, dinliyoruz, nasıl olacak? Ben öyle ses olsun diye. Düşünüyorum, buldum. Yazın Rize'de, kışın İstanbul'da yaşarız. Neden? Çünkü kışın İstanbul'da olmalıyız. Çünkü kışın Rize çekilmez, kar çamur. Yağmur. Yazın da İstanbul çekilmez, Rize'ye gideriz. Oh, ferah ferah nefes alırız falan. Yılda 12 ay, böl 6 ay orada, 6 ay orada şeklinde de olabilir. Yani 3 lira farkla büyük boy da alabiliriz. Ağzım bağlıyorsun. Bence çok iyi fikir. Bakın Neri Hanım, ne diyeceğim. Bir şubede acaba diyorum ki Rize'de mi açsak? Yalnız ben de bir şey söyleyeceğim Fındık Fadi. Her koşulda ve her an işle ilgili bu kadar konsantre olmam ve bu muhteşem stratejiler gerçekten gözlerimi dolduruyor. Helal olsun, bravo ya. Allah aşkına. Ay inanılmaz. Abla. Ve geldik yolun sonuna. Başıdır o başı, sonu olsa duramazdık. Evet. Sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Yazı... Gülbeyazı. Onun ismi Gülbeyaz. Rahmetli anneciğimin adı o. Allah rahmet eylesin yarabbim. Allah rahmet eylesin. Amin. 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 O zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Validenizin ismi olan kızınız Gülbeyaz'ı oğlum, oğlucuğum, bebeğim. Murat bir şey yap ne olur, oturuyorsun. Hadi. Murat'ım, mam, istiyorum. Bir düşüneyim mi? Allah! Kaç saattir buradayız ya? Çay içtik, çorba içtik. Rezim ama ya. Allah Allah. Mahvoldum ben. Bir susun canım. Bir susun ya. Kızımın turşusunu kuracak halim yok. Verdim sana Murat. Ay yok. O zaman. O zaman şöyle ben bunu... Ay yok artık. Ay yok. Ne oluyor ya? Ay oğluşum, o benim yüzüğüm ya. Ay büyük, çok büyük, küçük, çok küçük. Murat. Murat. Sen annenin yüzüğünü mü bana layık görüyorsun? Annenin yüzüğünü. Bak ya, hiçbir düşünün gibi. Bak. Tam olarak öldür yaz. Anne bir şey söyle. Bu benim babaannemin yüzüğü. Yani aile yadigarımız. Anne sen dememiş miydin zamanında? Benim gelinim olduğunda ben bu yüzüğü ona vereceğim diye. Bak gelinin yaz. Yaz. Durum şöyle. Zamanında dedem bu yüzüğü babaanneme veriyor. Babaannem de anneme veriyor. Annem de şimdi sana verecek. Sıra sende işte, aile yadigarı yüzüğümüz, gel. Ay oğlucuğum, ben hiç hazır değilim böyle şeylere ama ya. Ama sıra bana gelmiş. Ne yapalım? Ben çok hazırım. Takabilirsin. Evet. Tak. Tamam. Sana tak. Ay vallahi dedem pek zevkli adammış. Beni parmak ölçümü almış gibi cuk oturdu. Benden başkasına olmaz zaten. Çok güzel canım olmuş. Dedem. Kayınvalideciğim. Canım benim canım. Sen ne taksan sana yakışır o güzel ellerine. Tel bile taksan yakışır. Oh. Öpeyim, ver. Sen de öp bakalım gelin. Murat Bey kaldı. Anneciğim, anneciğim öpeyim seni. Gülüm. Benim elimi öpmüyorsunuz. Yani en çok benim elim hak ediyor öpülmeyi diye düşünüyorum. Hadi aynı anda hadi. Ben öpeyim teyzeciğim, hemen öpeyim.
Teyzem. Aa, bir dakika, bir dakika. Teyze. Teyze mi dedin? Teyze sen yap. Teyze. Trip atma, trip. İyi, tamam, gel be. Kurban olurum be. Vallahi ay. Hadi kurban, hayırlı olsun. Hadi. Sağ ol. Annen. Burada kan çıkar kan. Ben şey yapma. Kazık gibi ayakta kaldım. Ben oturayım. Deden gerçekten çok zevkli bir adammış, baksana. Sana da çok yakıştı ama. Tabii. Ne konuşuyorlar sence içeride? Bilmem. Açıkçası pek de umurumda değil. Şu an seninle bu halde burada olmak çok daha cazip geliyor. Ana odaklandım ben. İşi falan da mı düşünmüyorsun peki? Bilmiyorum. Çok düşünmedim. Sadece artık bu saatten sonra Kemal'le olabilir miyim onu bilmiyorum. Smile Müzik. Alice'le bir sözleşme imzaladık ama sanırım artık onlarla da devam etmek istemiyorum. Gerekiyorsa fesih bedeli neyse onu ödeyip iptal edeceğim sözleşmeyi. Sen artık şarkı yapmayacak mısın? Sen? Ben babamın şarkılarını söyleyeceğim. Ama sen de besteleyeceksin. Bak bu kadar yaklaştık, vazgeçmek yok. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ne Kiyem müziğe ne Smal müziğe. Bak. Ah görür görmez seni. Bir düşünsene beni. Şarkılarımızı burada söyleriz. Haydi inat etme, bana olmaz deme, seviyorum de sarıl bana. Haydi inat etme, bana olmaz deme, seviyorum de sarıl bana. Seviyorum. Adet mi? Annemler içeride, buradan bir kan çıksın istemiyorum. Sence bu saatten sonra onlar beni durdurabilir mi? Hayır. Ay durduramaz. Çok heyecanlıyım yaz, bu kadarını ben de beklemiyordum. İnan ben de çok heyecanlıyım ama üzerimde sanki böyle bir gerginlik var gibi. Neden? Bilmiyorum. Yani belki son günlerde yaşananlar yüzündendir. Çok ani oluyor her şey, baksana. Doğru söylüyorsun. Sonuçta böyle bir günde en sevdiklerinden uzaksın. Evet, bu biraz dokunuyor insan. Dokunuyor. Hem kendime challenge hem de Kiyem ve Smail Müzik adına çok ses getirecek bir etkinlik olacak. Sen bütün gece bunu düşündün değil mi? Benim en büyük motivasyonum iş aslan, biliyorsunuz. Dün gece söylediklerimi hatırlıyor musun? Evet. Birinci gün ve Kemal Sonay 4 Eylül işe sarılır. İkincisi ve üçüncüsü olmayacak, inan bana. Aa, Aslı, Kemal. Bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmedin mi? Hiç düşünmedim çünkü sen Kiyem bizi çok hafife alıyorsun Alice. Öyle mi? Öyle. Hadi bakalım. Buyurun. Şunlar da çok güzel ama ilk başta şunlara sıcağım. Evet, dur bakayım.
Hadi bakalım. Hadi. Şimdi. Şöyle bir şey. Aman. Fadime. Ne ediyorsun oraya? Fındık'a da boyundan büyük işlere kalkarsın ya. Parkolar gel hadi bana yardım et. Ne alaka? Kendim de yapabiliyorum gördüğün gibi. Bak şimdi çok güzel olacak. Bak. Kizre su girdi muayet duruk. Daha düşeceksin şimdi yerin kızası. Senin orası yok bir de. Şşş. İstemem Resul'ün yaptığı işi ya. Dur. Şutlayı şöyle. Ne ediysen edi be. Allah'ım. Aman neyse böyle kalsın ya. Of. Şu şekilde. Şu da şöyle dursun. Hah. Aa, kız, ay, bu ne Sema? Ekmek fırını mı açacağız? Poğaça edilecek de, sen de tut bir işin sonunu, haydi. Ya bir tane catering firması çağırırdık, hallederdik. Yani biz bu kadar insana nasıl yetiştireceğiz bunları? Hazır ikramdan olun bir Fatime. Doğru söylüyor Sema. Madem ki misafir çağırdık, emek vereceğiz. Ben de yardım ederim, merak etmeyin. Ellerimi yıkayayım. Aa! Ay ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Hadi. Sen de yardım et bize. Anne ya benim elim şimdi hamur falan kokar. Zaten işlerim var. Allah Allah ne işin var pardon? Kuaför. Ay kuaför işimiz bizim de var. Ama daha 2 saat var canım. Kaytar mı istersen hadi. Bir işin ucundan tut da anca yetiştiririz bu işi. Bak buradan cıncık atıyor. Al şunu al. Aa. Ya. Aa, gıcıksın, gıcıksın. Bana gıcık davranıyorsun. Ablacığım! Abla gördün mü bana yaptığını? Aynen tam olarak şöyle yaptı. Aldı bunu böyle attı. Anne ya! Al, hadi bana başlattı ama. Abi susun. Utanmıyorsun değil mi? Biraz sonra evleneceksin. Aa, hala çocuk gibi. Ne ayıp şey. Ablacığım, burnum zaten tıkalıydı. Şimdi de kulağım tıkandı. Ağzı geldi. Vallahi dayak yiyeceksiniz benden şöyle. Susun lan. Kapat. Yapacağım seni. Çak. Kılın yok. Kılın yiyeceksin var mısın? Kılın. Ben de evleniyorum. Sana ne oluyor? Ben de teyzeyim. Ne alakası var ya? Ne yapıyoruz Murat'ım? Açıkçası ben de bilmiyorum tam olarak ne yapıyoruz. Nasıl yani? Şöyle. Şu damat tırış dediğimiz şeyden yapacağız ama çok kısaltmadan makineyle uçlarından alalım olur mu? Ay kardeşim yakışır. Kemal de gelecek mi? Hemen oraya gelsin senden sonra onu alayım. Öğleden sonra çok dolu. Saat işte odur herhalde değil mi? O zaman ciddisin. Çok ciddiyim Halis. Her şehirde, her ülkede bir şarkıcıyla konser yapacağım. Böyle böyle dünyaya gezeceğim. Konserlerin gelirini de oranın kimsesi çocuklarına bağışlayacağım. Bu harika bir fikir. Dünyanın her yerinde sanatçılarımız var. Ve bu projeyle bir sürü çocuğa destek olabilirsin. Tam onu istiyordum zaten. Peki de sen gidince buradaki işler ne olacak? Aynı, devam edecek. Sonuçta sadece ben yokum burada. Burada influencerlarımız var, şarkıcılarımız var. Onlar da devam edecek burada çalışmaya. Hem benden daha iyi bir yönetici oldu ortada. Ben yokken Aslı şirketi yönetmeye devam edecek. Kemal ama benim başka bir... Senin Kiyen Müzik'ten başka bir planın olamaz Aslı. Kafanda her ne varsa unut. Her zaman yaptığının en iyisini yapıp Kiyen Müzik'i ayakta tutuyorsun. Anlaştık? Anlaştık. Sen merak etme Aslı'cığım. Seninle harika yaratacağız. Harikalar yaratacaksınız. Siz şimdiden başladınız dayanışmaya. Ben gideyim istiyorsanız ha. Ne sandın Kemal'cim? Kadın kadına destektir. O zaman ben paylaşıyorum hemen benim ekiple. Çalışmalar başlasınlar. Hı-hı. Hatta ilk konserde buradaki olmasını istiyorum. Olur. Kimle çıkalım? Tabii ki Yaz'la. Yaz bir süre çalışmak istemeyebilir. Evet. Ara verdi diyelim bu ara. Peki de Murat? O da Yaz'la birlikte mi bu kararında?
O daha belli değil şu an. Bakacağız. İnanamıyorum Kemal ya. Tamam proje çok güzel ama bu kadar hızlı kabul edeceğini hiç düşünmemiştim. Ben düşündüm. Çünkü bu dünyada ses getirecek. Yani düşün, hem onların hem bizim işimize yarayacak. Bir de ya düşünsene, o kadar çocuğun kalbine dokunacağız. Ay Kemal, düşüncesi bile çok güzel. Aynen öyle. Sen Defne'ye haber ver. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Murat'a. Alo Murat, neredesin? Sonra konuşuruz demiştim. Ne iş? Damat tıraşı Kemal Bey, haberiniz yok mu? Oo, bu kadar erken mi? Tebrik ederim kardeşim. Aramızda en çok mutluluğu hak eden kişi sensin. İnan bana. Ben gidiyorum. Bir süre yokum buralarda. Nereye gidiyorsun? Dünya turnesi. Smile Müzik'le ortak. Üniversitedeki projen mi? Zamanı geldi artık bence. Şimdi mi gidiyorsun ya? Şimdi gidiyorum. Biraz uzaklaşmam herkese iyi gelecek bence. Buralar size emanet. Aslı sana, sen Aslı'ya emanetsin. Kemal'im, seninle tıraş ediyor muyuz? Yok, başka zaman. Evet, evet. O da tıraş olacak. Onu da tıraşayım. Kardeşim, ne bakıyorsun öyle? Beni böyle bir günde yalnız bırakmayacaksın, değil mi? Üçe bile vururum saçıma. Kardeşim be. Unutma, senin için her şeyi yaparım ben. Kardeşim benim. Hadi gel bakalım, üçe vur. Yalnız benden daha yakışıklı olmasın, ona dikkat edersek. Ya bırak. Yok be oğlum, saçmalama. Sakın üçe vurma, konserlerim var. Bıktım ben ama bu Kemal'in son dakika gollerinden. Defne'cim, bizim şu an dünyanın her yerinden sponsora ihtiyacımız var. Delirmiş. Delirmişlik bu. Böyle bir proje için en az bir sene önceden çalışmak lazım. Tatlım, biliyorum. Sen şu an elinden geleni yap. Olan bizimdir, olmayan zaten bizim olmamıştır. Yaz. Yaz mı? Akşam 8'de bana gelin. Hep birlikte olalım. Şık giyin. Niye ki? Bilmiyorum ki. Herhalde olanları konuşmak için. De. Niye ben şık giyiniyorum? Ki ben zaten hep şık giyiniyorum. Sen hiç Yaz'la konuşabildin mi? Hayır. Ben ne konuşacağımı, onu ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum Defne. O kadar kötü hissediyorum ki. Peki gerçekten konuşmak istiyor musun? Tabii ki. Ben ona özür borçluyum. En azından bir özür dilemem gerekiyor. Ara o zaman. Yok. Benim öyle bir cesaretim yok ki. Ya konuşmak istemezse benimle? Ay Yaz akşam 8'de bizde ol diye mesaj atmış. Bir tek beni çağırmadı o zaman. Yok, Melis'i de çağırmış. Deniz'le konuşurlarken duydum. Niye çağırıyor ki bu kız bizi acaba? Bilmiyorum. Defne, beni Yaz arıyor şu an, Yaz arıyor. Açmalısın bence. Evet. Alo? Beni umursamadığın için mi aramıyorsun, yoksa cesaretin olmadığı için? Yaz. Ben ne diyeceğimi,
nasıl özür dileyeceğimi bilemedim. Farkındayım. Seni çok kırdım. Neden her şeyi en başından anlatmadın? Niye sakladın gerçekleri? Çünkü sen çok hoşlanıyordun Kemal'den. O da bizim yaşadıklarımızı yok saydı. Bilmiyorum, tepkisini almaktan korktum. Zaten bir kere doğruyu söylemeyince... söyleyemedim sonra. Biliyorum. Biliyorum, arkadaşlık güvenini yıktın. Çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm, biliyor musun? Murat'a ve Kemal'e de çok kızgınım. Ama en çok sana kızgınım ve kırgınım. Çünkü bizim kız kardeşlik kuralımız vardı. Özür dilerim Yaz. Ama... seni de anlıyorum. Gerçeği bir sefer çarptırınca toparlaması zor oluyor tabii. Neyse artık. Zararın neresinden dönerse kârdır. Arkadaş mıyız peki hala? Bir daha ne olursa olsun birbirimize yalan söylemeyeceğimize dair söz verirsen... arkadaşız. Söz. Sana söz veriyorum. Bundan sonra aramıza kimseyi sokmayacağız. Neyse. Benim şimdi kapatmam lazım. Daha sonra konuşuruz, tamam? Tamam. Konuşuruz sonra. Akşam 8'de bize gel. Hep birlikte olalım. Şık giyin. Deli kızım benim. Keşke senin kadar cesaretli olabilseydim. Tamam, şimdi yapabiliriz. Biraz aktı şu taraf galiba, ben öyle hissediyorum ama. Yalnız bir şey rica edeceğim ben sizden ve sizlerden. Bu ikisinden güzel olmam lazım. Eğer onlar benden güzel olursa burayı yakarım. Ay oldu ya bu iş sonunda. Ay oldu da yani, ne ara oldu, nasıl oldu, ben hiçbir şey anlamadım. Aa, ben başından beri biliyorum. Abartma sen de Mehpuş ya. Aa tabii, kaç kere söyledim Murat'a git şu kızla artık konuş diye. Ay kız sen çok fenasın. Bildim tabii. Aa. Bu da benim küçük sırrım. Yani Yaz resmen sağ gösterip sol vurdu. Şok içindeyim. Ay harika olmuş buralar. Teşekkürler. Hey Allah. Bana ölmeden bugünleri de gösterdin ya, sana şükürler olsun. Ay aşk olsun Dünür. Dün dedin durdun. Cennet bahçesi gibi yapmışsın ayol burayı. Bırak da tadını çıkaralım ya. Kemal. Sen burada olmak istedin, emin misin? Çok eminim. Murat için, Yaz için, kendim için. Kemal, istersen dönebiliriz. Eminim Murat bunu anlayacaktır.
kimse benim için huzursuz olmasın. Ben gerçekleriyim, merak etme. Haydi. Tamam. Neriman Hanım, siz bana dediniz ki bunların arasında hiçbir şey yok. Bak, el ele geldiler. Ayol, ben şok. Yaz, heyecanlı mısın? Çok. Sen? Dizlerim titriyor, manyak mısın ya? Ağlayacağım, o kadar makyaja para verdik, ağlar mıyım? Aslı. Yaz. Hoş geldin. Hoş buldum. Annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Kızım kaynanası nerede? Elleri kapalı, elleri. Şşş. Elini açsana. Açık elim ayol. Aç, aç. Nasıl aç? Bırak kızı. Niye kapıyorum ya? Mani mi bu evlenmemiz? Hadi gel Dünür, hadi. Bizi çağırıyorlar. Dünür, sen bu adetleri bilmezsin. Kızın avucuna altın koymak gerekir. Ha ondan. Hayatta da açmam bu evi. Çok zarifsiniz Dünür'üm. Ama ben de gelin oldum. Sağ ol. Tedarikli geldik canım. Aç bakalım güzel yaz kızım elini. Bakayım. Ay tam altın. Kaptırdıklarımızın yanında hiçbir şey ama neyse. Buyur. Malum olsun. Ben annemi özledim. Dünür'üm. Siz yaşça benden büyüksünüz. Hem kızınızın kınasını sizin yakmanız daha uygun olur. Ben tutayım siz yakın. Gel bir tane. Ay güzel kızım, kuzum benim kuzum. Allah size mutluluk, keyif ve huzur versin. İnşallah. İyiymiş böyle o zaman. Ben de açmıyorum önümü. Sana bir şey yok. Ancak serçe parmağını koyabilirsin buraya. Ha nasıl yani? Tamam. İşte bu kadar. Çok güzel olmuşsun.
gördün mü bak. Kızın evleniyor. Senin güzel gülbeyazın. Bakmaya kıyamadığın gülbeyazın evleniyor. Sen de gör istedim. Mevlam kara yazı yazmasın. Erkin. Kaldım duman içi dağlarda. Sevgili yarim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda. Sevgili yarim nerelerde? Ay Dünür, bırak artık şu telefonu, gel biz de karşılıklı oynayalım ya. Sardım sandıkla çeyiz sardım. Verin benim yarimi annemden izin. Arkadaşlar aldım. Hepinizi Rize'ye düğüne bekliyorum. Memleketime. Ne fark eder, yanılmışlar. İnan bana dünya değil umurumda. Bir sen, bir ben yeter. Hadi kal.